Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme meşru kılarken, tabii ki onun şahsında, biz ümmetine de meşru kılmak. Sadece kurban ibadetinden bahsetmiyor, aynı zamanda ibadeti yapılması karşılığında veya niçin bu ibadeti yapmamız gerektiğini de ifade etmekte bu sürede. Estağfirullah. İnna e'adayna kelkevfe. Kuşkusuz biz Kevser'i sana verdik diyor. Kime? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kevser nedir? Kevser gelen rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinden öğrendiğimiz kadarıyla taş meydanında bir havuz veya ahirette cennette bir ırmak, bir nehir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadis-i şeriflerinde, bu öyle bir nehir ki kardan soğuk, sütten berrak, ak, baldan tatlı, bir kez içen bir daha susuzluk yaşamayacak. Öyle bir nehir. Diyor ki ümmetim içmek için gidecek başına Kevser'i. Fakat bazılarına izin verilmeyecek. Bunun üzerine Rabbime yalvaracağım, neden bunlar benim ümmetim neden izin verilmiyor? Diyecek ki Rabbime istiyor. Onlar senin yokluk ters ettiler. Bana ibadet etmekten kendilerini alıkoydular. Ayetleri, hadisleri kendi çıkarları için kullandılar. Kendi çıkarlarına göre yorumladılar. Bundan dolayı da men edilecek. Diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Kevser verilecek Peygamber Efendimiz'e, tabii onun ümmetine sunulacak. Arkasında da ayet-i kerime tasaddi rabbike benha. Bakın Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey tesadüfi değil. Arka arkaya gelin. Rabbin için namaz kıl, kurban. Burada aynı zamanda şu kurban ibadetini hakkı alanlar var ya, kurban ibadetiyle dalga geçenler var ya, onlara da bir cevap var. Bakınız, ayet-i kerimede namaz da Allah'a kulluğa ibadet, ibadetle birlikte aynı zamanda aynı ayet içerisinde ard arda kurban kesmesi de emredildi. Meşru kılıyor. Bu ne demektir? Kurban da aynı öteki ibadetler gibi ibadettir. Faziletlidir. Yerine getirilmesi gerekir. Hele ki gerekli sorumluluk, yani işte gerekli hususları kendisinde barındırıyorsa bir kişi, malı mülkü yerindeyse, aklı başı yerindeyse, bu kişinin mutlaka bu ibadeti yerine getirmesi gerektiğini ortaya koymak. Aynı şekilde namaz ibadeti gibi, oruç ibadeti gibi vesaire vesaire, kurban ibadeti de aynı ibadet. Aynı zamanda nasıl ki gerekli şartları barındırdığında kişi ibadetleri, diğer ibadetlerini yerine getirmesi gerekiyorsa, kurban ibadetinde de tamam maddi olarak belli bir miktara sahip olmayabilirsin ama bu ibadettir. Rabbine yakınlaşma vesilesidir. Bunu yap, bunu yerine getir. Tamam borcun vardır, harcın vardır, gerçekten kesemiyorsundur. Ama bazıları o 80.18 gramlık o limit var ya, bunu kendilerine delil göstererek bu ibadetten kaçıyorlar. Aman ha, böyle bir yanlışa düşmeyin. Böyle bir aldanmaya gelmeyin. Böylesi güzel, kutlu bir ibadeti mutlaka yerine getirme çabası içerisinde gayret içerisinde olur. Dönelim başa. İnne adayna kerkez. Ümmetine verilecek bu kevser. Fakat işte ikinci ayet-i kerimede Rabbine karşı kulluk vazifesini, peygamberinin sünnetini en iyi şekilde yerine getiren ve yerine getirme çabası içerisinde olanlar, ayetleri, hadisleri kendi çıkarları için kullanmayanlar, neyse gerçeği ona iman edip onu uygulayanlar, o Kevser'den tatacak. O Kevser'den içeceklerini Peygamber Efendimiz ve Rabbimiz, Rabbimiz ayet-i kerimesinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, hadisi şeriflerinde beyan etmiş. Değerli düşünün. İşte bu ifadeler
kurban ibadetinin ne kadar kıymetli bir ibadet olduğunu bizlere göstermektedir, ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurur: "Men kâne lehu sâ'atun ve lem yudâhi fe lâ yakabenne musallâna." Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize uğramasın. Peygamber Efendimiz ayrıştırıyor, dikkat edin. Uyarıyor. Bu şu demek değil. Uzaklaşmak, küsmek değil. Bir teşvik var burada. Bak, bu ibadet güzel bir ibadet. Bu kıymetli bir ibadet. Bunu gerçekleştirin. Bu ibadeti gerçekleştirmezseniz bu ibadet ümmetten ayrı düşmenize, ümmetten uzaklaşmanıza, birlik beraberlik bilincinden ayrılmanıza sebep olur diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde uyarmaktadırlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh da rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte kurban ibadetinin değeriyle ilgili şöyle buyurmakta: "Adem oğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir." buyuruyor. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban bayramında kurban kestiği, bıçağı kendisine bilevlemesini söylediğini ve bilevliği Peygamber Efendimiz'e verdiğini ve kestiğini o Peygamber Efendimiz'e kurbanı ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz kurban meşru kılındıktan sonra kurban ibadeti her sene iki kurban keser, biri ümmeti adına, biri kendi adına. Yine bir başka şeyde İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte aynı şekilde kurban bayramı gününde diyor, Sıla-i Rahim'den sonra yapılacak en güzel amel veya Sıla-i Rahim'le birlikte kurban kesmektir buyurmaktadır. Ve en başta söylemiş olduğumuz hadisi şerifin devamında o kurban diyor etleriyle, tırnaklarıyla, boynuzlarıyla ve asıl tüm azalarıyla kıyamet gününde o kişiye şahitlik edecektir. Onun için gelecektir buyuruyor. Bak ne kadar önemli. Mahşer günü zorluk şiddetli, çok şiddetli yani. Öyle aman aman değil. Ya şimdi biraz sessiz olalım. Şöyle bir iki dakika daha uzadı. Gerçekten olmuyor. Bak bütün insicam bozuluyor lütfen. Bütün her şeyi de sana şahitlik edecek. Sen ufak tefek bahaneleri bahane edip de bu ibadetten nasıl kaçarsın? Öyle bir zorlukta bırak bir iyiliğe, güzelliğe, salih amele bir zerreye ihtiyacımız olacak. Bir zerreye, zerre arayacağız ki amel defterimizde kurtulalım, kurtuluşa erelim. İşte bundan daha güzel bir şey olabilir mi, ibadet olabilir mi? Değerli Müslümanlar, aman bu ibadeti, kurban ibadetini hafife almayalım. Sağdan soldan gelen çapsız insanların, kendini bilmezlerin söylemlerine kulak asmayalım. Gücümüz yettiği ölçüde bu ibadeti yerine getirme çabası, gayreti içerisinde olalım. Evet, vaktimiz geldi, zamanımız doldu. Rabbim keseceğimiz kurbanlarımızı kendisine yaklaşma vesilesi kılsın. Kurbanlarımızı kabul eylesin. İslam ümmeti için birlik, beraberlik vesilesi eylesin. Kurtuluşumuza vesile eylesin inşallah. Muzaffer olmamıza vesile eylesin inşallah. Değerli Müslümanlar, her bayram olduğu gibi tabii ki bu bayramda yardım toplayacağız. Camimizin ihtiyaçları için yardımlarınızı talep ediyoruz. Lütfen bu konuda gayret içerisinde olalım. Çaba içerisinde olalım. Gücümüzde yetiyorsa en azamisini, asgarisini değil, en azamisini bekliyoruz sizlerden. Yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Yapma gayreti içerisindeyiz. Ama bu da külfet de yani maddiyat. Parası hiçbir şey olmuyor. Siz de en az benim kadar biliyorsunuz. Çok fazla uzatmadan yardım toplayacağız. Yardımlarınızı bekliyoruz. Derileri mutlaka istiyorum bak. Kendinizi milliyetçi addediyorsunuz. Değil mi? Milliyetçi adamlarsınız. O zaman caminize sahip çıkın. Burada sizin caminizin ihtiyacı varken derileri başka yerlere göndermeyin. Derileri bekliyoruz. Dışarı ayakkabılar,
koyduk. Poşetler de var, tuz da var. Getirecek olanlar oradan bir poşet alsın, poşet içine bir tuz, bir de poşetleri koyabilmek için. Onun içine güzel tuz derilerimizi koyalım, getirelim buraya. Bekliyoruz. Uzakta kesenler, diğer yerlerde, başka yerlerde kesenler de ya bir şekilde halletsinler ama mutlaka kurban derilerinizi de bekliyoruz. Değerlendireceğiz. Biliyorsunuz uzak hatlarımız çalışmıyor. Kesildi. Bunlarda hep sıkıntı oluyor. İşte kar yağıyor, kesiliyor. Rüzgar oluyor, bir şey oluyor vesaire vesaire. Bunu araştırdık. Dediler ki telsiz sistemi en uygunu. Telsiz sistemini kuracağız. Fakat bu da 4500 lira gibi bir külfet getiriyor. Bu da bizim için, cami bütçesi için ciddi bir para. Bu konuda da yardımlarınızı bekliyoruz. Yani illaki o kutuya atılan paralarla değil. Haricinde de şöyle gelin hocam, bir ihtiyacınız var mı? Bir şeye biz de katkı sağlayalım diye gelmenizi de bekliyoruz. Evet, Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin diyelim. Bayramlaşmayı her bayram yaptığımız gibi yine meydanda yapacağız. Oraya da katılımınızı bekliyoruz. Evet, namazın tarifini yapalım. Niyetim Allah rızası için kurban bayramı namazını kılmaya diyoruz. Uydu mazlum olan imama. Tekbir, Sübhaneke, 3 kez elleri kaldıraraktan tekbir alıyoruz. Sonra Fatiha ve Zammı Sûre, tabii ki hoca okuyor, siz dinliyorsunuz. Ondan sonra ikinci rekat, ikinci rekatta da Fatiha ve Zammı Sûre, elleri kaldıraraktan tekbir alıyoruz 3 defa. Rükû ve secdede namazı bitiriyoruz. Rabbim bayramınız mübarek olsun, mübarek eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Evet muhterem cemaat, saflarımız sık ve düzgün olsun. Yukarısı taban mı? Bayan mahvili. Evet, arka taraf. Tamam mıyız? Evet, düzgün olsun saflarımız. Evet, buyurun namaza. فصلي لربك وانحر
İnne şâni'eke huvel ebtar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun limen hamiden. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, huvallah. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd.
Allahu Teala fi kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Len yenalallaha luhumha ve la dimaguha ve la yenalhu takva minkum. Sadakallahul azim. Bizleri yoktan var eden ve bize bu bayram sevinci, bir bayram sevinci daha lütfeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatini, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini ebedi bir bayrama dönüştüren Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e selat ve selam olsun. İslam'ın şairinden olan bayram namazını eda etmek üzere burada toplanan aziz müminler, bayramınız mübarek olsun. Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz okumuş olduğum ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca takvanızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hadisi şeriflerinde şöyle buyurmakta. Ademoğlu kurban bayramı günlerinde Allah katında kurbandan daha hayırlı bir amel işlemiş olmaz. Değerli Müslümanlar, içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran kurban bayramına bir kez daha ulaşmanın huzurunu, sevincini ve bereketini hep birlikte yaşamaktayız. Kurban bayramı bizlere İslam'ın 5 temel ibadetinden hac menasikini ve Rabbimize yakınlaşma vesilesi olan kurban ibadetini getirmektedir. Hac, kurban ibadeti ve bayram bizleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti Hacer Validemizin hayatına götürür. İslam tarihine ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatına götürür. Kıymetli müminler, bayramlar birbirimize daha çok kenetlenmemize, kardeşlik hukukunun gereklerini hakkıyla yerine getirmemize vesile olan zaman dilimleridir. Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının, paylaşma ve infakın zirveye çıktığı günlerdir. Bayramlar kah sevinç, kah hüzünle akıp giden hayat yolculuğumuzda Rabbimizin bizlere lütfettiği huzur ve neşe mevsimleridir. Öyleyse geliniz bayramı bir gönül kazanma seferberliğine dönüştürelim. Anne babamızın, kardeşlerimizin, komşularımızın yüzünü güldürelim. Yoksullara, yaşlılara, kimsesizlere, boynu büküklere, hasta ve engelli kardeşlerimize bayram sevincini yaşatalım. Kırılan kalpleri, darılan gönülleri bayramın bereketi ve güzellikleriyle mamur edelim. Kardeşliğimize, bayram sevincimize engel olan dargınlıkları, küskünlükleri, çekişmeleri, her türlü olumsuzluğu ortadan kaldıralım. Unutmayalım ki birbirimize sunduğumuz her bayram hediyesi bizi Rabbimizin rızasına ulaştıracaktır. Birbirimize sunabileceğimiz en güzel bayram hediyemiz ise kalbimizin derinliklerinden gelen selam ve dualarımız, tebessüm ve ziyaretlerimiz olacaktır. Değerli Müslümanlar, hutbeme son verirken aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve alim-i İslam'ın kurban bayramını tebrik ediyorum. Kurbanlarımızın makbul, bütün kardeşlerimizin hacının mebrur, bayramlarımızın mesul olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Ve aleyhissalatu vesselam. Ettaibu leddebike ben la dembele. Estağfurullahi l'azim ve etubi ileyh. Ve es'ilullahi li ve lekum tevfiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما للصفيه فقال عز وجل من قائل مكرم آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
Ya eyyühellezine aminuz sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Tema sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek aleyhi. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Üstüne Allah'ım ekkir ve takdim. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Atınızla birlikte tecrübe alın. İlim ve güzellikle bir sahibi. Cizi, ana babamızın bütün işte, çözüsler, işlerle dualarımızı kabul etsin. İbadallah, ittehullahi ve azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul hamdülillahi lezî lem yettakid veledev ve lem yekullahu şirikun fil mülk ve lem yekullahu veliyyum minel zulli ve kebbirhu tekbira. Kebbirullaha tekbira. Allahu ekber. Bi hurmeti lillahi teala el-Fatiha.